stratejik iş birimleri, SİB'ler ve portföy yönetim stratejileri. Çok fazla duyabilirsiniz bu kelimeyi. SİB. Şey versiyonu duyarsınız, SBU. Stratejik Business Unit versiyonunu duyarsınız. Öncelikle bu kavramı bir tanımlayalım. SİB ne demek? Stratejik iş birimi. Niye? Mesela bir holdinge bağlı farklı şirketleri kastediyor olabiliriz SİB'lerle. Niye farklı şirketler demiyoruz da SİB diyoruz? Çünkü bazı SİB'ler ayrı bir hukuki şirket olmak zorunda değil. Hatta küçücük bir şirkette bile, küçücükten kastım işte 10 milyon euroluk cirosu olan bir işletmede bile 5 farklı stratejik iş birimi organize edilebiliyor. Tamamen kendi bütçesi olan, kendi hedefleri olan, bu işini kendi yapan, şirketten ortak olarak IT, muhasebe, insan kaynakları gibi departmanları şirketten ortak olarak kullanan ama bunun dışında tamamen bağımsız çalışan birimlere stratejik iş birimi diyoruz. Müşterisi ayrı, satışçısı ayrı, işte ticari faaliyetler ayrı, hatta belki üretimi bile ayrı olabilir. Üretim bandı ayrı olabilir en azından. Stratejik iş birimi kendi diğerlerinden farklı müşteri kitlesi olan, farklı stratejisi olabilen, farklı satışçılarıyla iş yapan, ayrı bir bütçeyle çalışan birimlere stratejik iş birimi diyoruz. Bu stratejik iş birimlerine bazen ayrı şirket kurup ayrı şirket olarak açıyoruz holdingin içinde. Bazen de ayrı bir hukuki şirket kurmaya gerek kalmadan ayrı bütçesini yapıp kendi bütçesini de yönetiyoruz. Peki bu stratejik iş birimleri de farklı farklı bir sürü stratejik iş birimini nasıl yönetiriz stratejik planlamada? Kitabı tanımını söyleyeyim. Stratejik iş birimi bir işletme için kendine özgü strateji belirlenebilecek en küçük örgüt birimidir. Nihai tanımı bu aslında. Yani kendine özgü diğerlerinden farklı stratejisi olan bir birim. Peki buradaki yapacağımız analizler hangi analizler olacak? Biz stratejinin şu an hangi katındayız? Hala en üst kattayız. Bakın, 3 tip stratejiden bahsetmiştim ya stratejik yönetim derken. Birincisi daha tepe yönetiminde, kurumsal seviyede ya holding seviyesinde kurulacak stratejiler. Yani ne bu? Biz kurum olarak büyüyelim mi, küçülelim mi, işte merge mi edelim, işte acquisition mı yapalım, joint venture mı kuralım, uluslararası alanlara mı açılalım? Analizleri bu katta. Ayrıca şu da bu katta. Perakende sektöründen çıkalım. İşte çocuk giyime girelim. Beyaz eşya sektörünü büyütelim. Bilmem ne de bir partner bulalım. Bilmem neyi satalım. Kararlarını verdiğiniz yere portföy yönetim stratejileri bölgesi diyoruz. Portföyümüzü yönetiyoruz. Portföyümüzü yönetebilmemiz için de portföy analizi yapmamız gerekiyor. Nedir o? Farklı alanlarda yatırımımız varsa, yatırımımızı çeşitlendirdiysek veya farklı stratejik iş birimlerine çalışıyorsak, bunları değerlendirmek, birbirleriyle karşılaştırmak, kendi sektöründeki kendi rakipleriyle karşılaştırmak ve büyüklüklerini analiz etmek, önem derecelerini analiz etmek bizim için kıymetli. Çünkü her zaman tekrar ediyorum, strateji dediğiniz şey bir yerden alıp bir yere vermek. Bütün kaynaklarınızı birden aynı yere yığmak değil. Bazı yerlere çok kaynak ayırmak, bazı yerlere az kaynak ayırmak, bazı şeylere odaklanmak, bazı şeyleri dışarıda bırakmak. Bu kararları verebilmek için de iyi bir portföy analizine ihtiyacınız var. Peki bu portföy analizlerini nasıl yapacağız? Burada kullanılan çeşitli teknikler var. En meşhurları BCG matrisi. Boston Consulting Group. Bu bir danışmanlık şirketi. Bildiğiniz danışmanlık şirketinin özgün çalışması. Çok da mucizevi bir buluş falan da değil. Ama bunu yaygınlaştırmışlar ve stratejik yönetimde zaten Amerikan menşeli olduğu için ağırlıklı olarak BCG matrisi olarak da doğrudan literatüre sokmuşlar. Farklı stratejik iş birimlerinin önem derecelerini ve durumlarını karşılaştırabilmek için kullanılan bir yöntem olarak Boston Consulting Group'un
portföy analiz yöntemini inceleyebiliriz. Şimdi bu sistem nasıl çalışıyor? Burada bahsi geçen çok basit bir hesap var. Her bir stratejik iş birimimizi iki eksenli bir yerde konumlandırıyoruz. Bu eksenin yatay ekseni yani x ekseni en büyük rakibine göre pazar payını ölçüyor. Basit bir örnek vereyim. Benim pazar payım %20, en büyük rakibimin pazar payı %25. Bu eksende koyacağım yer 20 bölü 25. Yani kaç ediyor? 4'te 1'i 20'yi 25'e bölemedim arkadaşlar. 1 bölü 0,8. 0,8'e koyacağız. 0,8 yatay eksendeki yerimiz. Yani nerede? Bakın şu 1'in biraz daha sağına koyacağız. Buldunuz mu yerini? Yatay eksende 0,8'e koyuyoruz pazar payını. Dikey ekseni neye göre hesaplıyoruz? Dikey eksense pazarın büyüme oranı. Yani bu pazar geçen yıla göre yüzde kaç büyümüş? Örneğin bu bir otomotiv şirketi olsun. Otomotiv şirketimizin %20'lik pazar payı var. En büyük rakip de %25. Yatay eksendeki yeri 0,8. Dikey eksene bakıyoruz. Bu yıl otomotiv endüstrisi işte ciro cinsinden %10 büyümüş. Bildiğiniz şu %10 çizgisini oraya getiriyoruz. 0,8 ile aşağıdan gelen nokta birleşiyor ve otomobil şirketimizi buraya koyuyoruz. Gördünüz mü yerini? Bu gördüğünüz yer, bu stratejik iş birimimizin olduğu yer. Peki bu baloncuklar neye göre? Balonlukların boyu. Bunların boyu da cirolarına göre. Belirli bir oranda bu ciroları karşılaştırabilmemiz için ya tamam bulunduğu konum böyle ama işletmenin büyüklüğünü de anlayabilmemiz için dairelerin çapını da aynı orantıyla gösterebiliriz. Örneğin 25 milyon cirolu bir işletme 12,5 milyon cirolu bir işletmenin iki kat büyük çapına sahip bir daire olarak gösteriliyor. Bunları birbirine oranlayacak şekilde yani bir çentiğin kaç milyonluk ciroya denk geleceğini hesaplayarak bu çemberleri çiziyoruz. Böylece tek bir şeye bakarak 3 şey görebiliyoruz. Bu işletmenin pazar payı iyi mi? Pazarı hızlı büyüyor mu? Ne kadar büyüklükte bir işletme? Ve ekranda gördüğünüz şekli 4 parçaya ayırabiliyoruz. 4 parçaya ayrılmış olarak görüyorsunuz. Nereden ayırıyoruz? Bu aslında değişiyor. Ama burada çeşitli versiyonlarını gördüm ben. Şu yatay ekseni tam ortadan ayırmak gibi, tam birden ayırmak gibi versiyonlar var. Ama işletmelerimizi dizdikten sonra işletmeleri dengeli bir şekilde dağılacak şekilde iki taraftan da sağda ve solda hem dikey eksende hem yatay eksende eşit bırakacak şekilde de kestirme yapılabilir. Gördüğünüz şekilde %10 dikey eksenin çizgisi %10'dan çekilmiş, yatay eksenin çizgisi de birden çekilmiş. Soldaki birin solundaki şirketlerimiz gördüğünüz gibi pazar lideri şirketler. Tamamı, bunların tamamı rakipleri, en büyük rakiplerinden büyük. Bakın, birden büyük. Birin sağındaki şirketler pazar lideri olmayan şirketlerimiz. Hele en sağa doğru gittiğimizde muhtemelen önünde 2-3 şirket daha olan şirketlerimiz. Şirket kelimesi kullanıp duruyorum ama buradaki doğru kelime stratejik iş birimi. Stratejik iş birimleri. Burada peki en iyi gözüken bölge neresi? En tepe nokta mı? Sol üst köşe. Sol üst köşe. Burada en kıymetli iş birimlerimizin olduğu yer. En kıymetsizler nerede? Sağ alttakilerde en kıymetsizler.
Böyle olduğu için bunlara da tam bir Amerikan usulüyle şöyle isimler konulmuş. Sağ alttakiler yani hem pazar payı düşük hem pazar büyüme hızı düşük. Bunlara köpekler demişler. Dogs. Bunlar ne doğru düzgün nakit getiriyor ne de doğru düzgün gelecek vaat ediyor. Hocam ekranınız gitti ama bende mi öyle oldu bilemiyorum. Geldi mi şimdi geri? Bende de gitti. Evet gitti hocam. Evet bende de yok. Bir daha paylaşayım. Evet. Geldi, geldi. Sağ olun. Şimdi sağ alttaki bölgeye köpekler demişler. Ne doğru düzgün nakit getiriyor, ne de gelecek vaat ediyor. Yani pazar da düzgün büyümüyor. Ayrıca pazar lideri falan da değil. Bunlar mümkün olduğunca yani ciddi bir şekilde ek yatırım gerekiyor. Ama ek yatırım yapacak derecede pazar da parlak değil. Yani buradan Çok çok yaşadım. teşekkür ederim. Buradan en kısa zamanda kaçmak en doğru tercih. Yani yıldızlardan sol üstte yıldızlar diyor. Buradan aldığımız parayı sağ alta yatırmak hatalı bir davranış olacak çoğunlukla. Bu sektörle duygusal bir bağımız yoksa. O yüzden Boston Consulting Group analizi der ki sağ alttakilerden mümkün olduğunca kaçın. Ek sermaye yatırma, iyi fiyata bulursan sat. Bunların gelecek falan vaat ettiği yok. Pazar payı da düşük. Bunlardan kurtulabiliyorsan kurtul. Buradaki en iyi bölge sol üst bölge. Bir kere hem pazarın liderleri bunlar hem de pazar çok hızlı büyüyor. Yani mükemmel şirket. Bunlar kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar ve pazar da iyi büyüdüğü için kendi yatırımını otofinansman alana karşılayabiliyorlar. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Sol alttakilere mutlaka duymuşsunuzdur. Nakit inekleri deniyor. Cash cows. Nakit ineği ne? Mesela Bayer'in şeyini düşün. Aspirin grubunu düşünün. Aspirin üretiyor. Pazar lideri aspirin. Ama aspirin pazarı 2022 ile 2021 arasında büyümüş müdür? Belki Covid nedeniyle biraz büyümüştür ama ciddi bir büyüme sergilemeyen bir pazar burası. Yani aspirin Bayer için nakit ineği. Aspirinden kazandığı parayı aspirine yatırmazsın. Çünkü aspirin üretiyorsun. Yeni bir şey üretmeyeceksin orada. Orada çok fazla Ar-Ge de yapmazsın. Oraya çok yırtıcı onu değiştirelim, bunu değiştirelim, şöyle yenilikler yapalım diyen bir yönetici de koymazsın. Oraya bir tane verimlilik uzmanı koyacaksın. Verimli üretmeye devam edecek. Oradan gelen geliri sömüreceksin. Nereye yatıracaksın o geliri? Sağ üstteki şirketlere yatıracaksın. Sağ üstteki iş birimlerine yatıracaksın. Bunlara da question marks demişler. Soru işaretleri. İşte problemli çocuklar, problem children falan gibi ifadeler de var. Bu iyi bir sektör burası. İyi bir pazar. Pazar büyüyor ama pazardaki durumumuz iyi değil. Yatırım yaparak burayı düzeltme olanağımız var. Yatırım yapmaya değer çünkü pazar büyüyor burada. Yani sol alttan elde ettiğim parayı hasat ederek sağ üste yatırmak şeklinde bir eğilimim olacak bu analizde. BCG matrisi ile ilgili sorusu olan var mı? Hocam ben bir soru soracağım. Tabii. Bu stratejik iş gruplarında bu anlattığınız mantıkla bakınca Aspirin'in satış müdürüyle Bayer'in yeni çıkarttığı bir ürünün satış müdürü ayrı kişiler mi oluyor o zaman? Evet. Genelde de öyledir zaten. İlaç sektörünü özellikle verdim. İlaç işi öyledir. Birbirlerinin yaptıklarından doğru düzgün haberleri bile olmaz. Satış grupları bambaşkadır, bütçeleri bambaşkadır,
Reklam anlaşmaları bambaşkadır, tedarikçileri bambaşkadır. Her biri ayrı cumhuriyet gibi çalışır. Stratejik iş birimi dediğinizde cumhuriyet algılayın. Federasyon gibi düşünün burayı. Her biri birer ayrı federasyon gibi çalışırlar. Hatta bazı stratejik iş birimlerinde insan kaynakları bile ayrı ayrıdır. Abarttığınızda gözümle hiç görmedim. IT'si bile ayrı ayrıdır ama o da abartı bir yani efektif olmayan bir tane IT'yi de ortak kullanım verin canım denir. Genellikle IT'ler ortaktır. Genellikle muhasebe finansman ortaktır. Ve genellikle insan kaynakları ortaktır. Peki holdinglerin şirketleri stratejik iş birimi midir? Holdinglerin şirketleri zaten stratejik iş birimidir. Yani o sorgusuz sualsiz öyle. Bazı şirketlerin bazı parçaları da stratejik iş birimidir. Ben burada sınırı şuradan çiziyorum. Kendi bütçesini yapıyor ve kendi bütçesini yönetiyorsa ve süreçlerini şirketin geri kalanına hemen hemen hiç temas etmeden kendi hallediyorsa orası bir stratejik iş birimidir artık. Ve o şirketleri stratejik iş birimlerine bölerek yönetmek çok efektif bir davranış şeklidir. Çünkü şeyi bilirsin. Yani şirket kapama kararı gibi o iş birimini kapatabilirsin, o iş birimini büyütebilirsin. Senden ekstra çalışan mı istedi? Tamam, sana ekstra çalışan veriyorum. Kendi karından yiyorsun şu an. Her birine birer şirket patronu gibi davranabilirsin oradaki müdürün. Bana öbür türlü kocaman tekel yönetilen, tek bir merkezden yönetilen ve klasik bizim Fayol'un işte falan çizdiği organizasyon şeması gibi yönetilen işletmelerde şu olur. Herkes der ki bana iki adam lazım, bana üç adam lazım. Primleri arttırın, maaşları arttırın. Sürekli talep gelir. Stratejik iş birimlerine böldüğünde bir anda oranın müdürünü şirket patronu gibi yaparsın. Ve dersin ki sen kendi şirketini kendin karlı yönet. Senin giderlerin bu. Maaşa zam mı yapacaksın? Tamam, kendi giderlerinden düşecek o. Personele şöyle güzellikler mi istiyorsun? Tamam, kendi giderlerinden düşecek. Sana şu hedefi veriyorum, şunu tutturacaksan yap. Bu şekilde yönetilebilir stratejik iş birimleri. Burada şirketin patronu ya da CEO'su ne yapacak? Tamamen aslında finansçı gibi olacak. Her birinin finansını yönetecek, hedeflerini verecek, KPI'lerini verecek. Her biri birer ayrı iş birimi gibi çalışacak. Çok çok efektif bir yöntemdir bu. Bizim işletme kitaplarına inanılmaz geç girmiş. Çoğu girmemişti. Yani bizim işletme kitaplarına hala şirket dediğin tepede bir genel müdürü olan işte satış departmanı, satın alma departmanı, üretim departmanı, bilmem ne departmanı, 9 tane yan yana dizilmiş kutusu olan, her biri ayrı kutulara bağlı böyle hantal şey kutu kutu aşağıya doğru inen hantal yapılardır. İşletme dediğimiz zaman aklımıza bu gelir ama pek çok modern işletme böyle küçük stratejik iş birimlerine dağılmıştır. Bunlar hem birer startup gibi çalışabilirler. Bazı stratejik iş birimleri 5 kişidir. Ben 2 kişilik stratejik iş birimi gördüm. Bütün işlerini outsource ederek yönetiyorlar. Kendi finansları var. İş geliştiriyorlar. Buralarda hem çalışmak daha zevkli hem personelden daha yüksek verim alıyorsun. Küçük takımlar halinde çalıştırdığın için. Özelliği daha iyi olduğu için çalışanlar daha mutlu ve daha efektif, daha dinamik çalışıyorlar. Ve buranın başına koyduğunuz yöneticiler inanılmaz bir tatmin elde ediyorlar. Çünkü bayağı özellikleri var. Çoğunlukla iyi bir modeldir. Satış başarısı yüksek olan şirketlere bakın. Farklı farklı alanlarda eğer satış başarıları yüksekse bu şekilde yapılanmışlardır ağırlıklı olarak. Var mı böyle bu şekilde yapılanmış gördüğünüz işletmeler? Var hocam. Ne? Yani bizim şirkette de biraz fazla bu şekilde. Hangi Daha çok sektörde? outsource sigorta sektöründeyim Hı. ben. Daha çok outsource çalışan var. Şirketimizde tabii ki bir stratejik portföy yönetimi var. Bir de IT içerisinde portföy yönetimi var. Stratejik portföy yönetimi bütün o iş birimlerinin şirketin stratejileri doğrultusunda üst yönetim kurulunun yapılan toplantılar sonucu şirketin gitmek istediği stratejiler belirlendikten sonra projeler orada toplanıyor. Hı. Daha sonrasında IT portföy yönetimine geliyor projeler. Hı. Sonrasında yapılanıyor. Ama buralarda daha da çok outsource eleman kullanıyorlar. Dediğiniz gibi
şirket çalışanları daha da çok mutlu. Ama outsource elemanlar çok fazla çalıştırılıyor. Tabii. Öyle söyleyebilirim. Şimdi bu outsource elemanları çok merkezi bir yapıdan çalıştırırsanız kontrol edemezsiniz ama bu küçük takımlara ayrı projelerde bağlarsanız o zaman yönetilebilir. Mesela 3 kişilik bir takım 20 kişilik outsource ekibini yönetebilir. İyi organize olduğunda. Ama işte bunu tek bir departmana toplarsan 20 kişilik outsource bir grup, işte 30 kişilik bir grup, 5 kişi bir grup, biri outsource bir grup, bunları tek bir müdürün yönetimine bırakırsan yapamaz. Senkronize edemez. Yani proje bazlı, süreç bazlı bir işletme olmaz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. SİP'lerde örnek veriyorum, bir teknik kısmınız var, bir de satış kısmınız var. Bunları ayırmak istiyorsunuz, farklı ikisi mi? Normalde burada hani muhasebe, finans gibi kısımların ortak olması, na ek olarak şirketlerin isimlerinin de farklı olması mantıklı mıdır? Mesela teknik servisinin şirketinin farklı olması ya da satış ekibinin şirketinin farklı olması ama ikisinin de yine aynı merkez tarafından yönetilmesi. Bu iki farklı şirket kurulması genellikle vergiyle ilgili bir karar oluyor. İki farklı hukuki yapı kurduğunuzda işte bir tanesinin öbürüne fatura kesmesi, zararı paylaşması, işte daha iyi yönetilmesi falan gibi çeşitli nedenler olabiliyor bunların. Vergiler olabilir, teşvikler olabilir. Yani tek bir işletme altında yönetmenin hiçbir sakıncası yok aslında. İkiye ayırdığınızda iki şirket için bilanço yapmanız gerekiyor. İki şirket için vergi bildiriminde bulunmanız gerekiyor. Yani bu bir ekstra iş aslında. Bu ekstra işi göz önüne alıyorsanız demek ki orada bir şey var. İkiye bölmekte vergi avantajı var gibi bir sebep olabilir. Başka sebepler de olabilir ama. Mesela ortaklıklar, şöyle şeyler var. Şirketleri böldüğünüzde mesela bu tarafı tutuyorsun, bu tarafı halka açabiliyorsun. Anlatabildim mi? Yani burası halka açık olmayan bir limited şirket olarak bile tutabilirsin. Bu taraf halka açık bir anonim şirket olarak bile tutulabilir. Farklı yöntemler uygulanabilir. Yani çok çeşitli yöntemi olabilir bunların. Ben bir şey sorabilir tabii ki. Miyim? Pardon. Tabii ki. Böldüm mü? İyisini bölmedim herhalde. Estağfurullah. Hocam şey soracağım. SİP dediğimizde aslında ortak yürütülen bölümler varsa bunlar daha çok operasyonel iş yapan destek fonksiyonlar. Evet, şey değil. Yani mesela Arçelik'teki buzdolabı işletmesi fabrikasıyla fırın fabrikasını SİP gibi göremeyiz. Çünkü onlar satış, pazarlama gibi stratejik bölümleri genel tek bir merkezden yönetiyor. Genellikle satış organizasyonları SİP'lere bölünüyor. Ama satışın üretimi, Ar-Ge'si falan da bölünebiliyor. Mesela Arçelik nasıl yapılandı bilmiyorum açıkçası. Buzdolabını ve çamaşır makinesini tamamen ayrı Ar-Ge'lerle mi yapılandırıyorlar? Açıkçası bilmiyorum. Hocam şöyle bir merkez Ar-Ge var ama merkez Ar-Ge'nin dışında her işletmenin kendi Ar-Ge'si de var. İşte o zaman bayağı basbaya stratejik iş birimi. Buzdolabı stratejik iş birimi orada mesela. Ama mesela satış tek yani Arçelik'te. Pazarlama tek. Öyle tarafları da var. Yani orada biraz belki Arçelik karmaşık da olabilir. Ya bu da şeyden kaynaklanıyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, işte fırın, ıvır zıvır pazarda da zaten tek bir dükkanda satılıyor. Şimdi senin oraya 3 ayrı satışçı göndermen mantıksız olur. Bir tane buzdolapçı göndermen, bir tane çamaşır makinesici göndermen. Aynı adama gidip duruyorlar. Ama pazarda ayrı ayrı satış yerleri olan yeri sen de 3'e ayırabilirsin. 3 ayrı satışçı çalıştırabilirsin. Hocam onlar satıyor olabilir. Arçelik pazarlama ya da Beko pazarlama AŞ'ye SİP'ler satış yapıyor olabilir. Olabilir tabii. Tabii. Arçelik'te sanırım öyleydi. Ben öyle hatırlıyorum. Ya pazarlama AŞ'nin başka bir genel müdürü var. Arçelik'in başka bir genel müdürü var. Son 3-4 yıldır pazarlamayı ayırdılar. Şirket kurdular. Evet. Bu neyi sağlıyor biliyor musun? Mesela içeride satış yapıyor. Ve fabrikan sadece bir fabrika olarak çalışıyor ve kendi satış departmanına satış yapıyor. Sen oradan şunu görebiliyorsun. Bu fabrika bu ürünü kaça satıyor buraya? Yani kendi şirketimize satıyoruz ve kaça satıyoruz?
Oradan ben satış departmanı olarak şunu söyleyebilirim fabrikaya. Ya kardeşim sen benimle aynı şirketsin. Ben senden değil piyasadaki şu adamdan alsam daha kaliteli ve daha ucuza alabiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Her yeri böyle farklı parçalara böldüğünüzde bir yerin şahsi verimliliği, bölgesel verimliliği de ortaya çıkıyor. Nasıl iyi yönetilip yönetilmediği de ortaya çıkabiliyor. Ama sen bütün o fabrikanın karsızlığını bu tarafa da yedirirsen falan gözükmüyor. O yüzden mesela incelediğimiz bir şirkette fabrika gerçekten satış birimine satıyordu. İstanbul'a satıyordu bu malı. Ürettiği maldır. Fatura kestiriyor, şey yapıyor. Onu içeri alıyor. Yani satış birimi de bayağı outsource olarak kullanıyordu. Hatta farklı şehirlerdeydi bunlar. Hatta şöyle versiyonlar da var. Fabrika yeri geldiğinde başka şirketlere de satabiliyor. Yani kendi şirketine de satıyor. Belki başka şirketlere de satıyor. Çok stratejik olmayan ürünlerde kullanılabilir bu model. Kendi rakibine de white label ürünü yapabilirsin aynı fabrikadan. Çok komik. Yani aynı fabrikadan çıkıyor. Bir tane şirkete işte Siemens'e white label satıyorsun aynı ürünü. Pazarda kendin de satıyorsun. Hocam bununla ilgili şöyle bir örnek verebilirim. İzmit'te bir Kors adında bir firma var. Lastik içerisindeki Hı. kombez üreten. Normalde yine Sabancı grubuna ait birisi, Hı. birisi dediğimiz Bridgestone lastiği sağlıyor ama Avrupa'daki ve Türkiye'deki tüm lastik firmalarını aynı zamandaki kord bezlerini de kendileri satıyorlar. Yani bir nevi rakiplerine ham maddeyi satıyorlar. Hı. Yani burada da hani outsource edilmiş gibi düşünülebilir yani. Aynen öyle. Ve niye satıyorlar? Şöyle görülmüştür. O kadar da stratejik bir ürün değil. Yani benden almasa gidip başka bir rakipten alabilir mesela. Benden de alsın, karımı artırsın diye düşünmüş olabilir. Yani kendi rakiplerine satıyor. Hikayesi gerçekten çok sık gözlemlenebilen bir hikayedir. Portföy analiz tekniklerinde tek yöntem BCG matrisi değil. Neredeyse hepsi birbirine benzer ama farklı farklı isimlerle bunları görebilirsiniz. Mesela yönlendirici politika matrisi diye bir matris olarak görebilirsiniz bunu. Ne var yönlendirici politika matrisinde? İki tane eksen var gene. Dikey eksen işletmenin rekabet yeteneği diye bir şey tanımlıyor. Zayıf, orta, kuvvetli. Bunu çeşitli yöntemlerle ölçebilirsin. Sektörün gelecekteki görünümü cazip değil, orta cazip. Aslında kökeniyle baktığında BCG matrisinden çok da farklı gözükmüyor gördüğünüz gibi. Buradaki en kötü bölge ne? Sol üstteki bölge, zayıf ve cazip değil olan bölge. Diyor ki vazgeç, faaliyete son ver. En iyi bölge neresi? Sağ alttaki bölge, pazar lideri. Onun bir yanında büyü, pazar lideri ol, yatırım yap. Onun bir yanında cazip olmayan bir yer, kuvvetli, baya nakit ineğine denk geliyor aslında. Bu nakit üretiyor. Tam orta bölge dikkatli devam et. Onun bir sağa daha çok gayret göster. Cazip olmayan orta, yavaş yavaş buradan kaçmak lazım hissiyatı. Zayıf orta, kademe kademe son ver aynı şekilde. Ama dikkatli devam et metodu da uygulanabilir. Yani pazarda sonuçta orta şekilde bir büyüme de var. Cazip bir pazarda zayıfsan şöyle bir şeyden bahsediliyor. İki katı ya da hiç. Ya iki misli büyü ya da faaliyete son ver. Yani ya çok ciddi bir devasa bir atılım gerçekleştireceksin ya da gideceksin şeklinde iki kriter uygulanıyor. Bu iki kriteri ele alırken nelere bakıyormuşuz? Bir kere rekabet yeteneği derken işletmenin pazar payına bakıyoruz az önce baktığımız gibi. Ama iki şeye daha bakıyoruz. İşletmenin üretim imkan ve yeteneklerine bakıyoruz. İşletmenin Ar-Ge ve inovasyon, yenilik yapabilme gücüne bakıyoruz. Sektörün geleceğine bakarken de tıpkı BCG matrisindeki gibi pazarın büyüme oranına bakılıyor. Ayrıca pazarın kalitesine, ham madde temin imkanlarına ve çevresel etkilerin güçlerine bakılıyor. Başka bir
şey şekli, portföy analizi yöntemi, risk matrisi dediğimiz bir matris tipi var. Az önce söylediğim gibi bunların neredeyse hepsi birbirine benziyor. Çoğu da kullanımdan kalktı ya da kalkmıştır diye düşünebiliriz. Yani çok eski kitaplarda bile 1970'lerden, 80'lerden bu grafiklerin bazıları. Örneğin ben bunu gerçek hayatta uygulanırken hiç görmedim. Ürün pazar risk dağılımları matrisi diye. Zaten çok basit bir analiz gördüğünüz gibi. İşte pazara bakıyor. Mevcut pazar ve ürün konumunda işte ilgili bir büyümem var. İlgisiz bir büyümesim var. Yoksa mevcut durumla alakalı bir büyümem var. Ürünle ilgili risklere baktığımızda yine mevcut, ilgili, ilgisiz diye bir şey var. Gerçekten çok uzun yıllar sonra gördüğüm bir matris olduğu için ben de doğru düzgün hatırlamıyorum bu matrisi arkadaşlar. Merak ediyorsanız okuyabilirsiniz. Yönlendirici risk matrisi. Yine burada iki boyut var. Pazarın cazibesi ve karlılığı, düşük, orta, yüksek bir boyut. İşletmenin çevresel riski. İşte çok yüksek, orta, az. Çevreye bakıyor, pazara bakıyor. Yani aslında piyasaya bakıyor. Risk dediğimiz şey de bir faktörün ortaya çıkma olasılığıyla yaratıcı hasarın şiddetini çarptığımızda herhangi bir şeyin riski ortaya çıkıyor. Çok üzerinde durmayacağım. Sadece görün diye koyuyorum. İşte değer matrisi diye bir yöntemimiz var. Değer matrisinde bakın iki tane boyut var. Sermaye maliyeti, toplam yatırım karlılığı. Biraz finansal bir analiz bu. Trafik lambası analizi var. Bu gerçekten hala kullanılıyor. General Electric'in geliştirdiği bir portföy analizi yöntemidir bu. İki boyutta bakıyor mevzuya. İlk boyut işletmenin gücü, ikinci boyutsa endüstri dalının çekiciliği. Aslında yine ve yine Boston Consulting gruba çok benziyor. Niye trafik lambası matrisi? İşte yeşil geç, sarı dikkatli ol, kırmızı da geri çekil, tasfiye et anlamına geliyor. Ya burada şu durum gerçekten benim çok komiğime gidiyor. Sen şu kırmızılardan birisinde çalışan ve kariyer planlaması yapmış, gelecek hayalleri kuran bir yönetici adayısın. Ama senin çoktan ipin çekilmiş şirket tarafından. Yani kırmızısın sen, farkında bile değilsin aslında. Hatta 1,5-2 yıl önce senden vazgeçilmiş bile olabilir. Sen orada gelecek hayalleri kuruyorsun. Çok galiba. Niye öyle dedin? Gerçekten. Evet, 31'i son. Ama dediğiniz durum o kadar tam örtüştü ki söyleme istedim. Yani 3 ay önce bir başka birime işte terfi anlamında başvuru yaptım ve kabul edildi. Hı hı. Assessment sürecine geçtik ve sadece direktör görüşmesi kaldı. Ama geçen hafta işten çıkartıldığımız. Gerçekten. Evet. Yani bu analizleri yapanların bile haberi yok muydu bu olaydan? Nasıl bir şey oldu bilmiyorum. Bu arada ekip olarak komple çıkarttım. Çok geçmiş olsun ya. Yani güldüm de dramatik bir olaymış ya. Çok geçmiş olsun. Birebir örgüsü için direkt söylemek hissiyatına kapıldım ama yani bir kısım ekip kaldı, küçük bir ekip ama işin %70'ini çıkardılar yani ekip. Müdürler dahil olmak için. Ekip hangi tip? Medium'un tamamını kapattılar. Yani face to face ekibi komple kapandı MB tarafında ama içeride bir yaklaşık 40 kişiye yakın bir ekip bırakıyorlar herhalde. Bu ekibi tabii herhalde portföyümü idare edecekler, nasıl olacak bilmiyorum. Belki daha sonra bir üst segmente bağlarlar. Ama sonuç itibariyle ekibin yani 130 kişilik ekip içinden 82 kişiyi çıkardılar. Bireysel satışta da %10 küçülmeye gitmişler. Tüm birimlerde var bir temelistik. Hepsinde bir miktar var ama bizde %10 değil, %70. %80'lere falan çıktı herhalde. Evet. Dolar kurundan dolayı mı acaba aynı karar aldılar?
Maalesef. Yani neden bilmiyorum ama yani sonuç itibariyle böyle bir kararı ani bir şekilde vereceklerini hiç zannetmiyorum. Zaten McKinsey ile çalışıyorlardı uzun zamandır. Yani az önce gördüğüm matrisler önlerinden geçmiş o zaman, biliyor musunuz? Yani o kadar doğru bir anda temas ettin ki Recep, teşekkür ederim. Yani biz burada şunu kırmızıya boyarız, şu köpektir, bu yıldızdır falan derken bunların içinde insanlar çalışıyor, farkındasınız değil mi? Ve kültürün ne kadar Amerikan kültürü olduğunu tekrar bir hatırlamış olduk yani. Bilmem ne üstü çiziliyor, bilmem ne çarpı konuyor, oradan para aktarılıyor, oraya konuyor. Strateji dediğiniz şey aslında tek başına baktığında çok insanlıktan uzak bir şey. İnsanları, çalışanları yani koca şirketleri karıncalar gibi görüyorsun bu analizlerde. Hiçbir duygu durumu yok, şu sektöre gönülden bağlılık yok, ya bizim burada olmamız işte... Babamıza borcumuzdur yok, işte ülkeye yok, çalışanlara bak, bu çalışanlarla birlikte şunu yapabiliriz. Bunların hiçbiri yok. Bir danışmanlık şirketi geliyor ve senin şirketlerin bazılarını boyuyor, bazılarını sarıya boyuyor, bazılarını yeşile boyuyor. Diyor ki bunu böyle yap, bunu böyle yap, bunu böyle yap. Sen de öyle yapıyorsun. Yani gerçekten gerçek dünyadan çok uzak bir hareket şekli. Ya hayırlı olsun denir böyle şeylere. Belki çok daha farklı kariyer şeyleri açacak önünüzde. Yani yolunuz açık olsun. Kesinlikle. Recep, hani 6-9 ay önce aynı süreci yaşamış biri olarak şunu söyleyeyim. Kesinlikle daha iyi oluyor. Yani çünkü hocam yani Turkcell'deki stres seviyesini ben 15 yıl çalıştım Turkcell'de. O kadar yüksek ki. Hani onun yarısı kadar çalıştığınızda herkes size daha iyi gözüyle bakıyor başka bir şirkette. Yani ondan dolayı şu çok daha iyi orta gelir tuzağı o kadar sevimsiz bir şey ki. Yani fena olmayan bir maaş alıyorsan hayatını da çok kıpırdatamıyorsun. Bazen başkalarının seni kıpırdatması gerçekten hayırlı oluyor. Ama işte çok çok riskli ortamlar. İnsan da şey diyemiyor ya, o tamam yolum açık artık falan da diyemiyorsun. Hakikaten stres verici bir durum. Stresini paylaşıyoruz. Maalesef. Yani aslında benimle birlikte birçok kişinin işten çıkartılması durumu var. Bu hem iyi hem kötü ama iyi derken hani kimse işten çıkmasa sevinmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kendim için şunu söyleyebiliyorum en azından. Yani benim müdürüm ve onun üzerindeki direktör de işten çıkartıldı. Hani en azından şunu söyleyemiyorum. Yani yıllardır beraber çalıştığım insanlar beni çıkardı veya bir neden bulmak zorunda hissetmiyorum kendimi. Bu anlamda daha rahatım. Evet, şahsi yani, bir başarısızlığın sonucu falan gibi değil zaten. Kesinlikle. Tabii tabii. Bir trafik lambası analizi matrisi yapılmış ve çizilmiş falan gibi bir durum var. Zaten hocam temel prensip şuydu. Bizim çalıştığımız birim satış birimi. Segmentasyon yapısına göre işte medium, large, stratejik accountlar var. Biz medium bizimle business ekibinde çalışıyoruz ama diğer telekomünikasyon firmalarında böyle bir birim yok. Aslında çok uzun zamandır kapatılması değil de ne şekilde evrileceği sürekli konuşulurdu. Her zaman birisi vardı ama bugün birazcık böyle sert bir dönüş yaptılar. Tabii o dönüşte hepimiz silkelendik. Yapacak dönüş yok dediğiniz gibi. Hayırlısı olsun. Geçmiş olsun, hayırlısı olsun. Bu ve benzeri 3 analiz daha var. Hızlıca bahsedip arayı vermek istiyorum. Yine meşhurlardan bir tanesi PIMS analizi. Profit Impact of Marketing Strategy analizi. Bu yine General Electric firması. Niye General Electric burada at başı koşuyor? Çünkü bu enteresan bir firma biliyorsunuz. Hemen her sektörde varlar. Şöyle de prensipleri var. Biz bir sektörde birinci ya da ikinci değilsek orada değiliz gibi prensipleri de var. Yani efendim? General Electric mi? Geras. Evet evet. General Electric. Şey, elektronik araç üretecek bu. Hatta üretime başladı da yılbaşından sonra hatta patlama olacak. Bunun borsada var payı var yani. Oysa ya General Electric. Yani General Electric Türkçe'de genel elektrik olarak açtılar mı? Hiç duymadım açıkçası. Sanıyorum. Efendim? Genel Elektrik diye ayrı bir firma daha var Türkiye'de. O
bambaşka bir... Bence de başkadır herhalde çünkü evet, bu... Evet. Elektrik dediğiniz Gersan elektrik, o General'la alakası yok. Hatta Gersan şey yapıyor, bildiğim kadarıyla elektrikleri araçların şarj ünitelerini üretiyor ve Rusya'da galiba bununla ilgili bir operasyonu var. Ha evet Recep, aynen ondan bahsediyorum işte. General Electric, o, ya bu Edison'un kurduğu General Electric değil miydi? O kadar eski bir şirket. General Electric dünyadaki en büyük kurumlardan, yani çok fazla işte duyulmuş. Evet, 1876 çok... yılında Thomas Edison tarafından kurulmuş, bildiğiniz Edison'un kurduğu şirket bu. Evet hocam, bu ayrıca. Ve hemen her sektörde varlar. Gelirleri 75.62 milyar dolarmış. Çalışan sayısı 205 bin. Ülke gibiler. Valla Coca-Cola'dan büyük hocam. Coca-Cola 65 mi? 63 milyar dolar. Evet, evet. Sağlık sektöründe de varlar. İşte şeyde, her yerde varlar. Olmadıkları yerlerde de 1 ve 2 olmadıkları için yoklarmış. Öyle bir şeyleri var. Her neyse, bu Profit Impact of Marketing Strategy analizi General Electric'in organize ettiği bir sistem aslında, bir metrik. ABD'nin karlı işletmelerinin ortak özelliklerini belirlemek için yapılan bir araştırma sonucunda ortaya konmuş bir yöntem. Bu yöntemle şunu tespit etmişler arkadaşlar. İşletmelerin karlılığını en fazla etkileyen değişkenler tespit edilmiş. Bu değişkenler sırasıyla şöyle: yüksek pazar payı, yüksek ürün kalitesi, düşük yatırım yoğunluğu, düşük birim maliyetler, yüksek kapasite kullanımı, yüksek verimlilik, olumlu imaj, ürün hayat eğrisi evresi ve pazarlama maliyetlerinin satışa oranı. Bu kriterlerde baktığınızda analiz skorunuz ortaya çıkıyor ve bu analiz skorunuza göre de bu veri tabanındaki yeriniz ortaya çıkıyor. Bu veri tabanındaki yeriniz de aslında sizin skorunuz oluyor. Ve işte yatırımın karlılık analizi değişkenlerden bir tanesi oluyor. ROI'niz değişkenlerden bir tanesi oluyor. İşte pazar payınız değişkenlerden bir diğeri oluyor. Genellikle bu ikili matrisi kullanıyorlar. Yatırımın karlılığı ve pazar payı şeklinde ikili bir matris kullanıyorlar. Gelelim Thompson ve Strickland'ın stratejik kümeleme analizi. Bunu da gerçekten gerçek hayatta hiç görmedim ama en azından bir görün diye koydum. Tamamının mantığı neredeyse aynı. Yatay eksene rekabet durumunu koyuyor. Zayıf rekabet durumu, güçlü rekabet durumu. Dikey eksene de her zaman olduğu gibi pazar büyümesini koyuyor. Yavaş pazar büyümesi, hızlı pazar büyümesi. Buna göre 4 bölgeyi ayırıyor ve yine aynı bildiğiniz analizi yapıyor. Bütün bu analiz şekilleri arasında benim en sevdiğim Hofer'ın analiz yöntemi. Çünkü Hofer'ın analiz yönteminde aynı anda 1, 2, 3, 4 veriyi birden tespit edebiliyorsunuz. İlk dikey eksen Hofer'ın analizinde rekabet durumunuzu gösteriyor. Güçlü mü, orta seviyede mi, zayıf mı? Pardon, yatay eksen bunu gösteriyor. Dikey eksense ürün, pazar, gelişim safhalarını yani gösteriyor ve bunu da sıralamış. Başlangıç demiş, büyüme demiş, sarsılma ve kendine gelme, olgunluk, doyum, düşüş şeklinde aslında pazarın hayat eğrisi, ürünün hayat eğrisi olarak düşünebilirsiniz bunu. Burada en iyi bölge neresi? Sol üst, ama bu pazarın büyüme dönemi, örneğin bu ekrandaki B'deki stratejik iş birimimiz çok iyi durumda. Başka neyi görebiliyoruz? Bu dairelerin çapından şirketlerin büyüklüklerini görebiliyoruz. Aynı zamanda şuradaki şeylerden de pazar paylarını görebiliyoruz. Yani tek bir grafikte, tek bir görselde 4 değişkeni birden gösterdiği için Hofer'ın analizini kullanabiliyoruz. Taranıldığı alan neyi gösteriyor hocam? Efendim? İçerisindeki taranan alan. Pazar payını gösteriyor. Pazar payı. Evet. Ama şey hocam, mesela büyüme eğrisine baktığımızda
rekabetin zayıf olduğu ve büyümenin de fazla olduğu bir kısım olduğunu düşünürsek, büyüme zayıf, büyüme hani sanki biraz daha mı pazar payı mesela haş olan kısımda daha fazla olması gerekiyor. Ben mi yanlış düşünüyorum acaba? Belki büyüme zayıf. Belki şöyle bakılıyordur. Bir kere şu büyüme hızı şey pazarın büyüme hızı. Yani sol tarafta tamam. Sol tarafı bırakalım. Rekabet durumu bunun zayıf olması H'de de zayıf zaten. Pazar payı da çok düşük gördüğünüz gibi. Yani güçlülerde biraz daha pazar payı yüksek. Bu arada rekabet durumunu sadece pazar payı olarak değil birkaç kriterle ölçtüğü için yani aslında bu dairelerin taralı bölgeleri ve dikey eksen benzer şeyi anlatıyor gibi gösteriyor ama rekabet durumu dediğimiz şey doğrudan pazar payı değil. Pazar payı rekabet durumunun boyutlarından bir tanesi. Rekabet gücümüzü gösteriyor. Siz danışmanlık verdiğiniz firmalarda bu Hofer analizi mi yaparsınız hocam? Ya açıkçası stratejik analiz danışmanlığı hiç vermedim bugüne kadar. Sistem süreç analizi, performans sistem kurulumu ve ücret kurulumu genel olarak ben bunları yapıyorum. Bu strateji danışmanlığını genellikle şeylerin tekelinde, büyük Amerikan şirketlerin tekelinde diyebiliriz neredeyse bu stratejik danışmanlıklar. Ama yapsan Yahoo'u kullanırsın ya BCG Matris'ini kullanırsın. En bilineni BCG Matris'i zaten. Oralardan da çok sapmamak gerekiyor. Birkaç tane daha vardı. İşte ana şirket stratejisi geliştirme. Hatta burada enteresan görseller var. İşte safra bölge, yatırımın kalbi, eşik bölge, değer tuzağı bölgesi, yatırım için hiç uygun olmayan bölge gibi şeyler var. Ana şirket stratejisine ne kadar uyumlu olup olmadığı ile ilgili bir analiz yöntemi. Dediğim gibi bunu da hiç gerçek hayatta hiç görmedim. Ama belirli bir bakış açısı gösterdiği için sizle de paylaşmak istedim. Aradan sonra uluslararası küresel stratejiler üzerine bir konuşalım.